Bolu Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart'ta alınan normalleşme kararlarının ardından açılan kahvehanelerle ilgili açıklamada bulundu. Uzun zamandır birçok işletme gibi kahvehaneler de kapalıydı. Kabine toplantısının ardından alınan kararlar doğrultusunda kahvehaneler 2 Mart itibariyle açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Mustafa Kalaycı, 2020 yılının başlarında hastalıkların ve ölümlerin başladığını, bundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kahvehaneler 16 Mart 2020 tarihinde kapatıldığını anımsattı. Malumunuz olduğu üzere kahvehanelerimiz, kapalı olan işyerlerimiz açıldı. Gün itibariyle, 2 Mart itibariyle açıldı. Fakat şöyle bir baştan toparlarsak, herkesin de bildiği üzere 2019 yılı ikinci yarısında biliyorsunuz bütün dünyayı etkisine alan bu Covid-19 koronavirüsle ilgili konuşmak istersek, malumunuz olduğu üzere bütün Türkiye dünyayı etkiledi, bizi de etkiledi, Türkiye'yi de etkiledi ve 2020 yılının başlarında maalesef hastalıklar ve ölümler başladı. Bundan dolayı bilim kurulu olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve bilim kurulu bizim iş yerlerimizi 16 Mart 2020 tarihinde kapandık. Tabii önce sağlık dedik. Bu konuda hiçbir şeyimiz olmadı. Önce sağlık. Burada hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşın sağlığını düşündükleri için. Bu bağlamda biz 1 Haziran'a kadar kapalı kaldık. Mustafa Kalaycı, pandemiden en çok kahvehaneci esnafının etkilendiğinden bahsederek hükümet tarafından esnaflara 25 bin lira destek sağlandığını ifade etti. Bu arada tabii bu virüsten dolayı en çok bizim üyelerimiz, kahveci odasının üyeleri etkilendi. 1 Haziran itibariyle açıldık. Açıldık fakat oyunlar olmadı. Oyunlar olmadığı için kahvehanelerin açılması üyeler açısından hiçbir işe yaramadı. Yani bütün üyelerimizin bazıları açmadı. Şu anda Bolu'da ortalama olarak düşünecek olursak kahvehane olarak 160 civarında kahvehanemiz vardı. Bunlardan bir 30-40 civarı kapandı. 120'ye falan düştük. O da üye sayımız 420-430 civarında idi. 360'lara geriledik. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümet yetkililerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Çünkü bu süreçte en çok mağdur olan küçük esnaflarımız, kahveci esnaflarıydı. Neydi bunlar? Kahveler, kıraathaneler, internet kafeler, PlayStation'lar, oyun salonları, düğün salonları ve eğlence mekanları aşağı yukarı tamamen etkilendi. Bu süreçte biz tabii oda olarak boş durmadık. İlk kapandık 16 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanlığına, Sayın Bakanlarımıza, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığımıza hep dilekçelerimizi yazdık. Yardımlar istedik. Şu esnafımız biz dedik, bizlere yardım edin. Ama maalesef o konuda birinci kapanış süresinde yardım edilmedi. İkinci kapandığımızda 20 Kasım'dan bugüne kadar sağ olsun hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız bir kararname çıkararak esnaflarımıza önce 25 bin lira gibi bir destek kredi sağlama imkanı oldu. Tabii bu krediyi alan esnaflarımız, alamayan esnaflarımız da oldu. Kalaycı, kapalı oldukları süre içerisinde tabela vergisi, çevre temizlik vergisi, katı atık vergisi gibi vergilerin tamamını ödediklerini de sözlerine ekledi. Belediyemize de müracaatlarda bulunduk. Ama maalesef ben burada hani siyasi olarak görüşmek istemiyorum. Sayın Başkanım, Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Dün kahvelerin açılışında bazı kahvehaneler arkadaşımızı ziyaret etmişler. Siftah adı altında yardımda bulunmuşlar, sağ olsunlar. Ama işte belediyemizden de isterdik ki bir 1.000 lira, 1.500 lira gibi yardımlar ya da işte biz bu kapalı olduğumuz süre içerisinde maalesef tabela vergisi, çevre temizlik vergisi, katı atık vergisi bunları tamamını ödedik. Kapalı olduğumuz halde ödedik. İşte bunların iyileştirmeye gidilmesi, gerektiğinde bunların alınmamasıyla ilgili müracaatlar yaptık ama işte maalesef bunlar esnaflarımız ödediler. Bu bağlamda yine İş yerlerimize maskesiz kesinlikle müşteri almayalım. Bunu yürütecek olan, bu şeyi sağlayacak olan esnaflar olarak bizleriz. Eğer şayet turuncu renkten kırmızı renge geçersek çok üzülürüm. Tekrar iş yerlerimiz kapanma noktasına gelir. Bizler küçük esnafız. Evine günlük ekmek götüren insanlar, bizim esnaflarımız. Sadece burada kahveciler olarak da düşünmeyelim. Tüm küçük esnafları düşünelim. Yani bugün zincirin bütün halkaları birbirine bağlı. Kahvehane kapanıyor. Bunun yanında çalışan işçiler var. Bunun yanında çalışan emekçiler var. Aşçısı var, garsonu var.
Hepsi birbirine bağlı. Onun için lütfen temizlik ve maske kurallarına dikkat ederek bolumuzu ayakta tutalım. İnşallah en kısa zamanda sarı ve maviye dönerek de işyerlerimizin tekrar oyunların başlanmasına vesile oluruz. Bunu bizler yapacağız. Bizler önce olacağız. Hatta ve hatta sadece işyerimizde değil, sokakta, caddede gezerken işyerlerin önünde oturanları gördüğümüzde lütfen maske ve mesafe kurallarına uymalarını uyaralım. Uyumayanlar varsa lütfen uyaralım.